Herkese merhaba ben Koray ve bugün üzerimdeki formadan da anlaşılacağı üzere arkadaşlar hayalimdeki kadronun La Liga bölümünü yapıyoruz. Gerçekten efsane bölüm olmuştu birinci bölüm. Bakalım ikinci bölümde aynı şekilde beğenilecek mi arkadaşlar? Sizlerden bu seriye bomba bir like patlaması bekliyorum. Bu serinin videoları gerçekten en zor kurulan videolar oluyor. Kadrolar en zor kurulan kadrolar oluyor. Ve tam 11 tane transfer bir anda bir videoda yapıyoruz. Yani normalde bir transfer için ben 1500-2000 beğeni bekliyorum. Yani arkadaşlar lütfen bu seriye 2000 beğeni gelsin mi be? Hadi bakalım herkesten birer tane like bekliyorum. Herkes bir like atsa zaten 2000'i çok rahat geçeriz. Haydi bakalım yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki süper lig videolarını da kaçırmayın. Hiçbir videoyu kaçırmayın. Süper güç videolarını çünkü yarın Radamel Falcao ya gelebilir. Bakalım beğendiniz mi? 1750 beğeni attıysanız eğer Falcao ya yarın gelecek arkadaşlar. Haydi bakalım o zaman şimdi hız kesmeden, lafı da fazla uzatmadan ilk transferimizi yapıyoruz arkadaşlar. Yani böyle çok tahmin edebileceğiniz oyuncular da var tahmin etmeyeceğiniz bir iki oyuncu da var. Messi'yi aslında almak isterdim arkadaşlar. Ancak hem coins yetmiyor. Coins yetse yine sizin için alacaktım. Ama benim daha çok kalbimden geçen nedense Gareth Bale arkadaşlar. Yani Messi'nin daha iyi. Hatta Messi'nin şu an dünyadaki en iyi futbolcu olduğunu biliyorum. Bu kararı almamış olmam onu iyi olduğunu düşünmüyor olduğum anlamına gelmiyor. Şey anlamına geliyor. Benim yani kalbimden geçmediği anlamına geliyor. Çünkü ben Ronaldo'yu mesela Messi'den daha çok severim ama Messi'nin Ronaldo'dan daha iyi olduğunu biliyorum. Her neyse hemen şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar Ramos'u Ramos'u ilk olarak defansa Ramos'u alıyoruz. Karşı ratingimiz 87 rating ve 1.5 milyon coins. Abi takım gerçekten mükemmel olacak. Hemen 1 milyon 600 bin yazalım bakalım bulabilecek miyiz? 550 bine görmüşüm ama şu anda 1 milyon bin yani tam 100.000 bin coins daha pahalı çıktı ve bu da beni gerçekten sinirlendirdi açıkçası arkadaşlar yani şu adam da satılsa aslında şu an bizim için çok önemli olacak çünkü bir oyuncuyu elimde bulunan coins'e göre yapacağım hemen şöyle Pique Pique'ye bakalım Pique 86 rating Pique'ye bakıyoruz sizlerle birlikte hemen Pique'nin fiyatı ne kadarmış 1 milyon 100 binmiş 1 milyon 250 bin coins yazalım kaydet arama diyelim ve 1 milyon 203 bin coins'e Gerard Pique'yi de aldık Barcelona'lı Pique'yi arkadaşlar yani daha çok tabii ki Real Madrid'den oyuncu var. Bunu da söyleyeyim ama Barcelona'dan da az oyuncu yok herhalde değil mi? Barcelona'dan kaç tane var? Barcelona'da da çok yok mu arkadaşlar? Genel olarak Real Madrid kadrosu gibi bir kadro kuruyoruz. Bakalım kadroyu beğenecek misiniz arkadaşlar? Şimdi sağ bek ve sol bekimizi alıp bir kadromuzu dizelim bakalım ne olacak? Sağ bekimiz Carvajal olacak. Carvajal'ı alacağız şimdi sizlerle birlikte. Sonrasında da sol bekimizi alacağız. Karva yani sabah daha pahalı oluyor arkadaşlar oyuncularınızı sabah satın. Bakın gördüğünüz gibi sabah kesinlikle daha pahalı oluyor. 756 bine Karva hali aldık ve Marcelo'nun fiyatına kadarmış. Marcelo da 725 binmiş. Bakalım bu şekilde baktığımızda bulabiliyor muyuz? Evet Marcelo aynı. Marcelo yine 725 bine var. Marcelo sabit kalmış. Marcelo da kraldır abi. Marcelo gibi olun. Evet şimdi rüya 11 kısmına giriyoruz ve buradan arkadaşlar hemen kadromuzu dizmeye sabekten başlayacağım. Karva haliye koyduk. Carvajal'den sonra stopere Gerard Pique'yi koyuyoruz. Gerard Pique'yi de koyduk. Abi mükemmel bir seri. Gerçekten en sevdiğim serilerden biri. Mükemmel bir kadro kuruyoruz şu anda. Bundan sonra hangi seriyi yapalım? Hangi ligin kadrosunu kuralım? Yorumlara yazın. Fransa Lig 1 olabilir. Sonrasında Fransa Lig 1 İtalya seri olabilir. Ve daha çok lig var arkadaşlar. Süper Lig serisinde bu arada en son final bölümünde Süper Lig'i kuracağız. Bakalım nereye kadar gider bu seri bilmiyorum ama beğenilerinizle devam etmeyi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk 4 oyuncumuz tamam. Ve şimdiden 80 gen 42 kimya yapmayı başardık. Bence gayet iyi gidiyoruz. Hadi bakalım o zaman hemen defansif orta sahamızı alacağız. Defansif orta sahayı da tahmin ediyorsunuzdur arkadaşlar. Kase Miro. Kase Miro'nun reytingi kaçmış arkadaşlar? 85 reyting ve 575 bin coin görmüşüm. Bakalım şu anda ne kadar? Bu arada sol bek sağ bek açık galiba. Aynı. 72 bin yazdım ve bu sefer çıkanı gerçekten alıyorum. 567 bin coin ise Casemiro'yu da almış olduk arkadaşlar ve şimdi sırada hemen abi Casemiro'yu da koymak istiyorum dayanamadım ya Casemiro'yu da bir karoyu koyalım bakalım kaç rating olacağız arkadaşlar hemen defansif orta sahaya Casemiro'yu da koyduğumuza göre Bakalım kaç rating olacak. 81 rating 55 kimya olduk. Şimdi sıradaki isim. Luka Modric. Çok fazla üst üste şey aldım biliyorum. Üst üste Real Madrid oyuncusu aldım biliyorum ama. Bir Modric'i de alalım. Sonrasında bakacağız arkadaşlar. Modric kaç rating? Modric 88 rating. Ve 1 milyon 250 bin coins'e görmüşüm. Yani en ucuz şu anda 1 milyon 350 bin filandır. 1 milyon 300 bin yazalım biz yine de. İnşallah 1 milyon 300 bine çıkar arkadaşlar. Hemen arama diyoruz. 1 milyon 200 70 aynen 1 milyon 269 bin e. Luka Modric'i de aldım. Ve şimdi sıradaki sıradaki merkez orta saha oyuncumuz hemen şöyle gelelim. Sıradaki merkez orta saha oyuncumuz Frankie de Jong olacak. Evet gerçekten abi çok iyi bir adam ya. Mükemmel çok sevdiğim bir oyuncu. Kaç 83 rating ve 510 bin coinmiş arkadaşlar. Hemen şöyle gelelim ve fiyat olarak da 600 bin coin yazacağım. 600 bin coin yazacağım. Kaydet arama dedim ve bakalım o bak Frankie De Jong krallık yaptı bize ve daha ucuz. Coin's yazdım, kaydettim, aradım bakalım. Evet, Frankie De Jong 495.000'e gördüğünüz gibi bulduk ve şimdi ile beraber Frankie De Jong'u da koyacağım. Gerçekten çok güzel görüneceğini de düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Modric'i koydum ve bir de Frankie De Jong'u koyacağım. Bakalım neler olacak? Bum! Kadro kaç rating olacak acaba? Abi bir şey söyleyeyim mi? Şeye göre daha yüksek olabilir kadro bu arada. Eee neydi Premier Lig'e göre daha yüksek olabilir çünkü çok yüksek reytingli oyuncular kullandık ve gerçekten fiyatları da iyi bence. Fiyatları da uygun sayılır. Bakalım şimdi sırada kimi alacağız arkadaşlar? Tabii ki bunu videonun başında zaten söyledim. Gareth Bale'ı hemen bir alalım çünkü videonun başında spoiler'ını verdik. Hemen alalım o zaman. Bale diyelim. Bale'ı ne kadar alıyormuşuz? 1 milyon. Tam 1 milyon coin'miş. O zaman 1 milyon 100 bin yazıyorum tabii ki her zaman olduğu gibi ve Garrett Bale 1 milyon 33 e var. 988 bine yeni satılmış. 1 milyon 30 bin coins yazarsak acaba bir dakika 1 milyon 33 binden daha ucuz yok zaten. 1 milyon 32 bin var. Evet 1 milyon 32 binden daha ucuz da yok arkadaşlar. 1 milyon 33 e alalım. Bir şey 1000, coins'ten de bir şey olmaz. Hemen Garrett Bale'ı da aldık. Ve arkadaşlar Santrafor Benzema mı? Suarez mi arasında aşırı derecede kaldım. Ama tabii ki de ben Suarez'de karar kıldım. Çünkü zaten hem Azrael Mardo oyuncusu kullandık hem de Suarez'in istatistik olarak Benzema'dan bence çok üstün olduğunu düşünüyorum. Ben daha çok seviyorum. Zaten benim hayalimdeki 11 olduğuna göre buna ben karar veriyorum. Sizden niye bu kadar şey yaptım bilmiyorum ama hemen takım olarak Barcelona'yı seçelim. Direkt bulsun arkadaşlar. La Liga Santander ve Barcelona kaydet arama dedim. Ve Suarez bu arada 88'lik kartını alıyoruz. Bu da gayet iyi oluyor. 453 bin yazacağım hemen. 453 bin coins Suarez'e yazdık. Bakalım. Suarez 416 bine var. Suarez gerçekten ucuz ya. Bakın ben 450 bin coin'e görmüşüm. 416 bine bile var yani. Şöyle 417 bin yazayım direkt abi. Çıkanı alayım. Direkt çıkanı alalım. Hadi bakalım. 417 bin yazdık. Kaydettik. Aramanı yaptık. 415 bin coin'si e de gördüğünüz gibi Suarez bir sürü var. Hemen 408 bine de gördüğüme göre 408 bin coin'slik Suarez'i takımımıza alabiliriz arkadaşlar. Son 2 oyuncu kaldı ve 4 milyon coin'simiz kaldı. Bakalım son 2 oyuncu kimler olacak. Hemen şöyle Gerrit Beyalı kadromuza koyduk. Ve şimdi sırada bir de Suarez'i koymak var. Suarez'i de koyduk. Mükemmel duruyor şu an kadro. Gerçekten harika ötesi gibi duruyor. 87 gen 119 kimya oldu. Mükemmel oldu. Ve şimdi bir sol kanat ve bir tane de kaleci alacağız. Bakalım kimler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Sol kanatımız arkadaşlar Eden Hazard olacak. Tabii ki yani şu an La Liga'da bana göre en sevdiğim. Zaten benim sevdiğim de bir oyuncu olduğu için Eden Hazard bana göre en iyi oyuncu. Eden Hazard'ın değerini hemen söylüyorum size arkadaşlar. Eden Hazard'ın değeri 2 milyon 300 bin coinsmiş. Kadrodaki en pahalı oyuncu 2 milyon 300 bin coins Eden Hazard oluyor. Evet Eden Hazard'ı hemen alıyoruz bakalım. Evet arkadaşlar Real Madrid'i seçtim. Ve 2 milyon 249 bin coins'e gördüğünüz gibi Eden Hazard'ı da aldım. Ve şimdi sırada kalecimiz var. Kaleci olarak arkadaşlar hemen ben bir bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar kaleci olarak Unai Simon alıyoruz. Atletik kulüp, Atletik Bilbao'dan mükemmel bir kaleci gerçekten çok beğenerek izlediğim bir kaleci. Aslında Kurtuay'ı alacaktım. Kurtuay'a paramız yetmedi ama Simon'u da gerçekten çok seviyorum. O yüzden Simon da olur. Yani ikinci sevdiğim olarak aldım kaleciyi. Maalesef para etmedi Para kalmadı abi yapacak bir şey yok. Ve şimdi hemen kadromuza koyalım. Unai Simon yani gerçekten bunu da çok beğenerek izliyorum arkadaşlar. Maçlarını izleyin. Mükemmel bir kaleci gerçekten. Ve sol kanata da son olarak Eden Hazard'ı koyuyoruz. Madem arkadaşlar paramız yetmedi o zaman bari Simon'u birazcık geliştirelim arkadaşlar. Ben hemen geliştireyim sonra geliyorum. Evet arkadaşlar 1-2 tane oyuncunun da boostunu geliştirdim ve kadro tam 93 iken 130 kimya oldu. Gerçekten mükemmel görünüyor şu an kadro. Yani hayalimdeki La Liga kadrosunda tam 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane Real Madrid'li 3 tane Barcelona'lı ve bir tane de Atletik Bilbao'lu oyuncu var. Gerçekten biraz garip duruyor ama maalesef öyle. Maalesef demeyelim öyle yani. Gerçekten mükemmel bir kadro oldu arkadaşlar. Bir sonraki bölümde hangi takımın kadrosunu kuralım bunu yorumlara yazmayı kesinlikle unutmayın. Bu videoya like ve yorum atarsanız serinin devamı daha hızlı bir şekilde gelecek. Bunu da hiç unutmayın. Hoşçakalın sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu da unutmayın. Şuradan abone olabilirsiniz. Şuradaki iki videodan herhangi birisi tıklayarak efsane ötesi bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Hadi tıklayın. Çok güzel videolar var kanal şu anda uçuşta zaten. Mükemmel de videolar devam ediyor ve evet görüşürüz. Bay bay.